Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte nefis bir iç pilav hazırlayacağız. Bol malzemeli ve bol baharatlı, tadı muhteşem bir iç pilav olacak. Hemen yapımına başlayalım. Şöyle 3-4 yemek kaşığı sıvı yağımızı tenceremize aldık. Üzerine de minik minik bir adet kuru soğanı doğradık. Şimdi bunu güzelce kavurarak pilavımızı yapmaya başlıyoruz. Evet, şimdi diğer malzemelerimizi sırasıyla ilave edeceğiz. Öncesinde şöyle bademlerimizi ilave ediyoruz. Bademlerimizi öncesinde 15 dakika sıcak suda beklettik ve kabuklarından böylelikle çok rahat bir şekilde soyduk. Şimdi bademleri çok az kavuracağız. Biraz şöyle hafif rengi dönecek. Daha sonra da çam fıstıklarımızı ilave edeceğiz. Burada şöyle 2 yemek kaşığı kadar çam fıstığı var. Evet, bademlerimizi ve çam fıstıklarımızı kavurduk. Şimdi 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Daha da lezzetli olsun diye pilavımız. Ve şurada şöyle 1 kase rendelenmiş havucumuz vardı. Çok az, bunu da şöyle kavuracağız. Evet, şimdi pirinçlerimizi ilave ediyoruz. Şöyle 1 kupa. Şimdi su ölçümü de aynı kupayla alacağım. Burada 1,5 su bardağı kadar pirincimiz var. Şimdi şöyle bir 5 dakika kadar pirinçlerimizi de kavuruyoruz. 2 çay kaşığı tuzumuzu da şu aşamada ilave ediyoruz ki pirinçlerimizi kavururken pirinç tanelerimiz kırılmasın. Evet, şimdi kuru meyvelerimizi ilave edeceğiz. Şurada şöyle 2 yemek kaşığı daha önce sıcak suda bekleyip yumuşattığımız kuş üzümlerimiz var. Ve 1 avuç içi kadar dolusu şöyle minik minik doğramış olduğumuz kuru kayısılarımız var. Evet, şimdi baharatlarımızı ilave ediyoruz. Şöyle 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı karabiber ve şöyle 1 çay kaşığı kadar esmer şeker. Evet, şimdi suyumuzu ilave edeceğiz. Pirincimizi ölçtüğümüz kupayla pirincin 1,5 katı olacak kadar su ilave ediyoruz. Ölçümüz 1'e 1,5. Şimdi tenceremizin kapağını kapatacağız. Kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Evet, iç pilavımız pişti. 15 dakikada yaklaşık pişti. 20 dakikada üzerine bir bez örtüp demlendirdik. Bakın şöyle size yakından da göstereyim. Tadını anlatamam. İnanılmaz bir lezzeti var. Görüntüsü zaten muhteşem. Şimdi şöyle şu orta kısma da biz tavuk but pişirdik. Bunları şöyle koyacağız güzel bir şekilde. Soframıza getireceğiz. Siz isterseniz bütün hindi veya bütün tavuk da koyabilirsiniz. Afiyet olsun. Evet, tavuk butlarımızı da fırında kızarttık. Bakın biz şöyle şu şekilde bir sunum hazırladık. Size şöyle çevirerek de göstereyim. Yılbaşı sofrasında, bayram sofralarında veya davet sofralarında siz de bu şekilde iç pilavla etinizi hazırlayabilirsiniz. Mutlu seneler.